alabildiğine cesur. Şans cesurlara güler. Biyoloji ve kimya okurken nasıl hayatını değiştirip oyuncu oldu? Büyük bir seçim yapmam gerekiyordu. Hayranı oldu ama karşılıklı oynayınca hayal kırıklığına uğradığı oyuncu kim? Böyle gözlerinin içine baktığımda bu hayran olduğum o oyuncu diyebileceğim bir şey alamadığım için çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Tüm bilinmeyenleriyle Hazal Filiz Küçükköse ile çok özel. Bence o yaşta bu kadar büyük sorumluluklar almamdı yani. Bu pazar Ömür Sabuncuoğlu'nun konu, yeteneği, güzelliği ve şıklığıyla son dönemin en dikkat çeken güzellerinden Hazal Filiz Küçükköse. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuğum Türkiye'nin en güzel, en başarılı ve oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerinden sevgili Hazal Filiz Küçükköse. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Seni gördüğüm için daha mutlu oldum. Çok da güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Gittiği her yerde ışıl ışıl parlamasını sağlayan şıklığıyla başlayalım sohbeti. Aslında Hazal Türkiye'nin gerçekten en şık giyinen kadınlarından birisi. Gittiğin davetlerde, görüntülendiğinde, özel gecelerde her zaman şıklığınla dikkat çekiyorsun. Hemcinsinden böyle bir şey duymak beni gerçekten mutlu etti. Giyinmek bence aslında insanların ruhunu yansıtması gibi düşünüyorum. Ben de giyindiğimde, kendimi iyi hissettiğimde o anki ruh halimi yansıttığını düşünüyorum. O yüzden seviyorum da giyinmeyi. Yaz geride kalırken Hazal Filiz Küçükköse nasıl bir tatil geçirdi? Yaz nasıl geçti senin için? Güzel, biraz böyle spontane gerçekleşti. O yüzden fena değil diyelim. Hı-hı. Çok da güzel bikini fotoğraflar paylaştı. Çıktı. Çıktı aynen. Çıktı da paylaştın da uygun olanları paylaştın. Kaç çeşit bikinin olabilir sana göre? Daha önceden çok fazla alışveriş yapıyordum. Yani belki 200-300 tane vardı ama. Bikini. Evet, çok fazla alışveriş yapıyordum. Şimdi daha doğru alışveriş yapmayı öğrendim. O yüzden kaliteli, kendimi daha iyi hissettiğim ve uzun süreli kullanabileceğim ürünleri seçiyorum. O yüzden şu an böyle sayılı belki 20 tane, 20-25 tane falan vardı. Bayağı azaltmışsın o zaman. Bayağı azaldı. Alışveriş yapmayı öğrendiğini söylüyor güzel oyuncu. Yaşın çok genç ama bir yatırım yapıyor musun, iyi değerlendiriyor musun kazancını? Yani eskiden herhalde bunun farkına varmadan yaşıyordum ama artık daha temkinliyim. Ekonomik şartları da düşününce biraz daha mantıklı hareket etmeyi tercih ediyorum. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek yani ekonomik anlamda, ama artık birazcık kemer sıkma zamanı geldi gibi düşünüyorum. Neyi kestin mesela kendinde? Neyi almıyorsun artık? Yani o eski şuursuz alışverişimi bıraktım. Onun dışında artık doğru şeylere, yani spor merkezine değil de işte PT'ye, personal trainer'a gidiyorum. Orada daha verimli bir çalışma yapıyorum. O yüzden direkt ona harcıyorum. Gidip bir spor salonuna bütün her şeyine 10 katı para vermek yerine daha noktasal atışlar yapıyorum. Hedefe yönelip gidiyorum artık. O yüzden ne istediğini bildiğin zaman hem ekonomik oluyor hem de daha doğru performans almış oluyorsun. Oyunculuk mesleği haline geldi ama akademik eğitimi fen bilimleri. Ve aslında karşımda bir biyolog mu diyeyim, yoksa bir kimyager mi diyeyim, hani çok farklı alanlardan oyunculuğa yönelmişsin. O süreci biraz anlatır mısın? O süreç aslında o kadar kendiliğinden gelişen bir süreçti ki, yani ben daha önceden çocukluğumda hep tiyatro yapıyordum. Kardeşimle birlikte, ikizimle. O büyük ihtimal hep böyle bir yanan bir ateşti içimde. Yani hep merak duyduğum, kendimi orada iyi hissettiğim bir alandı. Üniversitede de hep şey olur yani, altın bileziğin olsun, işte çıkınca iş bulursun mantığıyla büyüyen çocuklar olduğumuz için. Biyolojiyle başlamış okul hayatına. Üniversite sınavına girdim, yazdım. Kendiliğinden o dönem herkesin böyle bir hikayesi olur ya, işte puanlar 20 puan yükseldi, 20 puan düştü falan. Benim de puanların yükseldiği bir döneme gelmiş. Son tercihim geldi. Ben hep sayısalla ilgileniyordum zaten. Abim doktor olduğu için de biyoloji, kimya ve tıp alanına çok fazla ilgim var.
o TUS'a hazırlanırken bayağı da bilgi sahibi olmuştum. Öyle biyolojiye girdim. Sonra 3. yıla kadar orada okuduktan sonra bir anda böyle bir oyunculuk macerası başladı. Kimyanın hayatına girmesi oyunculukla aynı dönemde olmuş. Kimya bölüm peki? Orayı da çok garip işte anlattığım kısım. 3. sınıftayken oyunculuğa giriyorum. Aha. Ve o arada ben Kırıkkale Üniversitesi'nde okuyorum. Çekim yaptığım yer Ankara, evim Ankara'da. Ben Kırıkkale'ye gidip geliyordum okumak için. Sonra dedim ki yani çekim yaptığımız dizi Ankara Üniversitesi'nin içinde ve kimya bölümünün olduğu kampüste. Ben insanları görüyorum. Benim bölümümün olduğu yerde çekim yapılıyor. Sınıftaki insanlar izliyor. Dedim ki neden olmasın? Tekrar sınava girdim hem oyunculuk yaparken. Bu sefer bir önceki sınavımdan daha yüksek puan alıp kimya bölümüne 4. olarak girdim ve burslu girdim oraya. Bir de böyle bir sürecim başladı. Yani sete giriyordum, setten çıktığımda derse giriyordum. Bu araları da böyle değerlendirdim. Okul ve iş arasında zor bir dönem geçirmiş. Hatta yani İstanbul'da setten çıkıp uçağa binip sınava girip sınavdan çıkıp tekrar İstanbul'a geldiğim zamanlarım oldu. Böyle denk getiriyordum dakikaları ki hani oradan da geri kalmayayım diye, ama zordu. Daha da güçlendim tabii bu durumda. İşime de çok fazla sarıldım, okuluma da sarıldım ama bir yerde tabii ki bir şey yaşadım yani hani bocalama yaşadım. Hazal Filiz Küçükköse'nin ilk bakışta kimsenin ayırt dahi edemediği bir tek yumurta ikizi var. Adı Deniz. Bir tek yumurta ikizin var. Evet. Hiç birbirinizin yerine geçtiniz oldu mu, ben merak ediyorum. Şimdi burada bir şey söyleyecekmişim. Ertesi gün beni alıyorlar. Yani böyle okulda birbirimizin sınavlarına girdiğimiz zamanlar oldu. Gerçekten. Hocalarımız buradan duymasın. Estetik operasyon yaptırıp yaptırmadığı sorusunun yanıtı ikizinde saklı. Seninle ilgili en çok merak edilen konulardan biri hiç estetik var mı? Yok. Sorusu. Yok. Direkt cevap yok. İkizimden belli. Değil mi? Benim aslında birebir canlı kanıtım var. O yüzden hani bu konuda çok rahat söyleyebiliyorum. Sadece bizim aramızda bir kilo farkı var. Hı. Bir de onun iki çocuğu olduğu için ona bir anne vibe'ı, böyle bir hissi var. Aslında aramızdaki tek fark o. Onun dışında bütün gözler, burun, dudaklar, yüz, neredeyse. Her şey aynı. Evet. Gençlik yıllarına dönelim. Küçükken hayranı olduğu bir isim var mıydı? Peki mesela çocukluğuma dönmek istiyorum. Hani küçükken mesela senin hayran olduğun biri var mıydı böyle odana posterlerini astığın? Belki Mehmet Günsür vardı. Bir posteri vardı sadece. Bir tek o vardı elimde yani. Onun dışında hiçbir kadına, hiçbir erkeğe böyle şey gibi bakmadım. Hayran olunabilecek. Öyle bir duygu yoktu yani benim içinde. Ben hep böyle kendi halimde bir şeyler yapmaya çalışan, yani bir şey üretmeye çalışan bir noktada olduğum için kimseyi kalkıp hani örnek ya da işte hayranlık duyabilir, fanlık yaşamadım. Mesela yeni nesilde çok fazla var bu. Peki oyunculuğunu çok beğenip karşılaştığında hayallerini yıkan bir ünlü oldu mu? Peki böyle girip de yani bu sektörün içine girip de tanışıp da hayal kırıklığına uğradığın isimler oldu mu? Ya şimdi bu soru oldu ama isim vermeyeyim. Sadece çok büyük hayran olduğum, oyunculuk açısından çok hayran olduğum, oynamak istediğim 3 tane isimden biriydi. Böyle gözlerinin içine baktığımda bu hayran olduğum o oyuncu diyebileceğim bir şey alamadığım için çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Yani karşılıklı oynamak çok büyük keyifti. Merak ettik doğrusu bu hayal kırıklığı yaratan ünlüyü. Öyle büyük anlamlar yüklemiştim ki, ama o sahneyi çekerken yaşadığım şey büyük bir hayal kırıklığı olmuştu benim için. Ama demek ki çok da anlam yüklememek gerekiyor bazı şeylere. Evet. Türk televizyon ve sinema sektöründe nedeni bilinmeyen bir gerçeklik var. O da erkek oyunculara tanınan toleranslar. Peki sektöre girdiğinde gerçekten şunu fark ettin mi? Erkek oyuncular daha müsemma gösteriliyor, daha fazla. Yani evet, neden bilmiyorum ama aynı şartlar altında çalışıyoruz. Aynı emeği, aynı saatleri harcıyoruz beraber. Ama enteresan bir şey var sektörde. Bu ayrım
neye göre yapılıyor onu gerçekten anlamıyorum. Yani kim açıklayabilir bunu da bilmiyorum. Yani sadece böyle bir dengesiz bir durum var. Bence kadınlar erkeklere göre daha çok yoruluyorlar o zaman. Aksi olması gerekebilir diye düşünüyorum. Azal Filiz Küçükköse'nin hayatını değiştiren cümle vücudunda bir dövme olarak kazılı. Ne mi? Peki hayatını değiştiren bir cümle oldu mu? Şans cesurlara güler. Benim ilk yaptırdığım dövme. Burada bir yazı yazıyor Fransızca. Hayatının en cesur hareketini yaptığı kariyer yolculuğu onun için çok önemli. O zaman bir karar vermem gerekiyordu. Tam da bu üniversite ve oyunculuk arasında bir seçim yapmam gerekiyordu. İstanbul'dan çağırdılar beni. Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. İstanbul'da başrol olarak geleceğim. Öyle bir seçim yapmam lazım ki Ankara'daki işimi bırakacağım. İstanbul'a geleceğim. Aynı zamanda okul için tekrar Ankara'ya gidip geleceğim. Yani çok büyük bir külfet aslında. Büyük de bir seçim yapmam gerekiyordu. Hayatımı değiştiren söze rastladım. Şans cesurlara güler diye. O günden sonra kararımı verdim ve dövmesini yaptırdım. İstanbul'a geldim. Yaptığın en cesur hareket neydi bugüne kadar? Bence o yaşta bu kadar büyük sorumluluklar almamdı yani. Çünkü hayatımın dönüm noktasıydı o zaman. İstanbul'da dizide oynarken Ankara'da yaşamak çok zor olmuş ama buna değmiş. Bir de İstanbul'da da kalmıyordum ben. Çok garip bir şeyim vardı. Evimde kalmak isterdim her zaman. Gece 3'te otobüse binerdim. Sabah İstanbul'a gelirdim. Setimi yapar. Gece 11'de tekrar Ankara'ya dönerdim. Böyle bir tempoyla yaşadım ben 3 yıl boyunca. Bir süre sonra işte uçakla gitmeye başladım. Sonra arabamı aldım. Arabayla gitmeye başladım. Hep bu şeyi yaşadım yani. Bence maddi, en büyük. Maddi sıkıntı çektiğim dönem oldu mu? Ben hep böyle artarak kazandım. O yüzden emeklerimin karşılığını genel anlamda aldım. Güzel bir hayatın olsun bundan sonra da. Azal. İnşallah. İnşallah. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi pazarlar herkese. İyi pazarlar.